Söyleyeceklerimiz Var kanalında bu videoda sizlere inanılmaz bir gerçekten bahsedeceğiz. Japonya'da bulunan intihar ormanlarından. Evet, bizleri, çalışkanlığı, bilimle teknolojik açıdan gelişmiş olmasıyla kendine hayran bırakan Japonya'da intihar oranı inanılmaz derecede yüksek. Ekonomik olarak fazlasıyla gelişmiş olan Japonlar maalesef mutlu değiller. Her yıl 20 binin üzerinde Japon'un intihar ederek hayatına son verdiğini biliyor musunuz? Çok çalışmaktan belki de yaşamaya fırsat bulamayan bu halk, intihar etmek için ya metro hatlarında kendini rayların üzerine atıyor ya da Yamanashi kentinde bulunan intihar ormanına giderek sessiz sedasız bir şekilde yaşamına son veriyor. Peki ama neden? Japonya hakkında hiç duymadığınız gerçekleri ve sosyolojik sorunları Japonya'da yaşayan Doktor Sevde Düzgüner'e sorduk. Bakın ne cevaplar aldı. Bugünün dünyasındaki bir Japon birey neler yaşıyor, değil mi? Hocam, kesinlikle. Bütün Avrupa'da olduğu gibi, Batı ülkelerinde olduğu gibi, bütün psikoloji kitaplarında yazdığı gibi bir gerçek var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünyada insanlar, o savaşa girmiş olan Batı toplumunu kastediyorum, diğer Afrika'yı falan ayrı tutmalıyız ama bu modern bilimleri üreten bu toplumlar şuna inanmıştı. Maddi refah beraberinde mutluluk getirecekti. Maddi refaha ulaşmak için her yolu mübah görüp çalıştılar ve ulaştılar da gerçekten Kuzey Avrupa ülkeleri, en zengin ülkeler. Ama bu beraberinde mutluluk getirmedi. Bu bir vaka yani. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Manevi bir huzur yok. Tıpkı İsviçre gibi şehirler, İsviçre gibi ülkelerde olduğu gibi Japonya'da da bugün intihar oranları çok yüksek. İntihar yaşı böyle 15 ila 45 arasında değişiyor. İnsanlar aşırı derecede yalnız yaşayan insanlar. Burada çok fazla evlilik yok. O yüzden çocukların sayısı çok daha az. Demiştim, popülasyon olarak yaşlı bir ülke. Yalnız yaşama çok fazla. O yüzden tek odalı evler çok. Amerikan tipi mutfak diyorlar ya, her şey içinde tek oda. Burada herkes öyle yaşıyor ve bu buranın doğal hali olmuş artık. Yani hani bekar evi falan deriz ya Türkiye'de. Burada herkes öyle yaşıyor ve yaş sınırlaması yok. Ve insanlar, özellikle de şirketlerde ağır şartlarda yaşayan insanlar bir süre sonra insanlıktan çıkıp böyle robota bağlamış gibi sabah bir kalkıyor. Bütün ülke istasyonlardan şehir yığınla böyle çok kalabalık insan güruhu iş yerlerine gidiyor. Akşam iş çıkış saatinde de aynı kalabalıkla geri geliyor. Ve bütün şehir istasyonlar üzerine kurulmuş. Ben buraya geldiğimde de herkes bana ilk bunu sordu. Hangi istasyonda oturuyorsun diye soruyorlar. Şehir istasyon tarif ediliyor çünkü. Bütün şehir metroda yaşıyor. Bu istasyonda oturuyorsunuz ve diğer istasyonda da yaşıyorsunuz. O arasında da metroyu ve tramvayları kullanıyorsunuz. Hayat bundan ibaret. Hayat. Ve o istasyonların olduğu sokaklar aşırı derecede rengarenk, kalabalık. 3-5 arka sokağa gidiyorsunuz, oralar daha karanlık. Böyle bir hayat düşünün. Normalde sokaklar boş, herkes birbirine çok saygılı, anlattım ya. Kimse size dokunmaz, yanınızdan geçerken hemen şöyle önünüzde eğilir vesaire, tamam. Ama iş çıkış saatinde metroyu bir görün. Ya ben o videoları YouTube'da izledim de, yani gerçek olamaz diye düşünmüştüm. Hakikaten gerçekmiş. Böyle beyaz eldiveni görenliler var. İş çıkış saatlerinde metrolara diğer yolcuların binmesini sağlamak için kapılarda görevli olan, değil mi? Evet. İçeriye insanları itmekle görevliler var gerçekten ve aşırı derecede bir kalabalık var. Şimdi böyle bir ortamda yaşayan bir Japon düşünelim. Hocam nasıl kendini insan gibi hissedebilir? Nasıl kendini mutlu hissedebilir? Nasıl kendini birey gibi hissedebilir? Bir makinenin içerisinde bir hayat düşünün. Ve bu işte beraberinde intihar oranlarını çok yüksek getiriyor. Japonya'daki trenler çok dakiktir. Çünkü tren diyorum ama metro ağı düşüneceksiniz. Bir metro hattı düşünün yani. Hani mesela şu ilçeden şu ilçeye giden hat. Bu hattan onlarca var. Yani 100'e yakın falan hat var. Durak demiyorum size. O kadar çok
metro ağının olduğu bir yerde trenler tabii ki çok dakik. Hepsinin geçiş noktaları var vesaire. Bazen trene bindiğinizde böyle şey yapıyor, rötar yapıyor. Bu çok nadir yaşanan bir şeydir değil mi? Japonlar da çok dakiktir, hani hep vaktinde gelir. Trenler Japonya'da bilinen haliyle söylüyorum. İki sebepten burada rötar yapıyorlar. Bunlardan birincisi özellikle sahil kentlerinde aşırı derecede büyük rüzgar ve tsunami gibi böyle kasırga fırtına çıktıysa o zaman yer üstündeki trenler bundan etkileniyor ya da metroların sistemleri etkileniyor. O zaman rötar yapıyor. İki, siz bir trenin içindeyseniz ve bir aksaklık olduysa, ilan edildiyse, hani bir 5 dakika rötar yaptı, 10 dakika rötar yaptı diye oraya nedenini yazmak zorunda oradaki ekranlara. Yolcu yaralanması yazıyor. Yolcu yaralanması ifadesini gördüğünüz zaman bilin ki biri intihar etti. Allah Allah. Bu çok doğal, burada bilinen bir şey. Burada insanlar yani metronun önüne atlayarak intihar edebiliyorlar. Bu daha az görülen bir intihar türü. Çünkü bu tür intihar olduğunda metrolar duruyor, işte adamın oradan, cesedin oradan çıkarılması gibi bir aksaklık maddi bir kaybı beraberinde getiriyor. Ve şunlar tartışıldı bu ülkede, inanabiliyor musunuz? İntihar eden şahsın ailesine şirket, metro şirketi bizi zarara uğrattınız, o zaman bu fiyatı siz karşılayacaksınız diye dava edebiliyor. Yok artık ya. Tabii. Hocam devamını da dinleyin, bu ne ki? Şimdi aile de diyor ki bu kişi durduk yere intihar etmez. Çalıştığı şartlar çok ağırdı. Ha, onlar belediyeye söylüyor. Belediye de diyor ki bu kişi durduk yere intihar etmez. Çalışma şartları çok ağır olduğu için bu insanlar intihar ediyor. O da o kişinin çalıştığı şirkete. Bugün hala bunların tartışmaları sürüyor. Bir şey daha anlatacağım size. Bu intihar olayları sadece metro ile yapılan bir şey değil. O kadar çok intihar doğal hale gelmiş ki 20 bin gibi bir rakamdan bahsediyorum size. Bir yıldaki intihar vakası. Sadece intihardan ölüm 20 bin. Tabii. Burada bir ölüm ormanı var. Böyle ilgililer bilir daha ölüm ormanı deyince ben. Ve intihar etmek isteyen kişiler bu ormana gidip kendilerini orada intihar ediyorlar. Ve belli aralıklarla belediye görevlileri gidip oradaki cesetleri topluyor. Belli aralıklarla cesetleri topluyor. Peki öyle hocam, bunu dine söylesek, hani hep deriz ya, anlamlandırma eksikliğinden dolayı. Güzel. Buraya dine bağlayabilir miyiz burada? Bu intihar i̇şte sebepleri ben olarak. Ben bu kadar konuştum. Şimdi ben daha buraya geldim Mustafa hocam. İlk hafta. Ben buraya geldiğimde ilk hafta otelde kaldım. Kalacak ev ayarladım vesaire. Tamam mı? İkinci haftadan itibaren kalacak evimi buldum. Ondan sonra camiye gidip gelmeye başladım. Daha o süreçlerdeyim. Hani kalacak yer, helal ürün bulma, bunlarla hayatını idame ettirme gibi temel ihtiyaçlarımı giderdiğim süreçteyim. Bana sosyal medyadan hemen şey yazanlar oldu. Hocam Japonlardan Müslüman olan var mı? Hocam kaç tane Japon'a İslam anlattınız? Vay. Şimdi hocam, mücahide ruhuyla gittik hemen İslam'a. Şimdi hocam ben de diyorum ki bir toplumu tanımadan onlara bir şey öğretemezsiniz. Öğretmek için önce öğrenmeniz gerek. Ayrıca öğretmek değil mesele. Bir kere bunu bütün eğitim kurumları için söylüyorum. Bakın burada işte benim ilkokul öğretmeni varsa, akademisyen varsa, diğer meslek bilimlerinden insanlar varsa bir tek şey söylüyorum. Öğrenmeye kapalıysanız asla öğretemezsiniz. Çünkü öğrenmek ve öğretmek her zaman bir arada var olur. Bir sınıfa bir öğretmen derse girdiğinde o onlara bilgiyi öğretir. Ama o öğrencilerden de nasıl ders anlatması gerektiğini, öğrencilerin algı dünyasını, o algıya bu bilgiyi nasıl anlatabileceğini, tekniklerini öğrenir. Öğrenmeye kapalı bir öğretmen, ki bizim de hayatımızda maalesef örnekleri olmuştur, hepimizin olmuştur, karşısındaki öğrenciyi varmış gibi hissettirmez. Hoca gelir, anlatıyor, gidiyor ya. Ezbere konuşuyor, bu adam dedirtir öğrenciye. O öğrenmeye kapalı hocadır ve onun öğretmesi başarılı olmaz. Çok net söylüyorum size.